Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yaşadığımız felaketten dolayı hem meclis içinde hem de halkımızın, yurdumuzun her bir köşesinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. İYİ Parti'nin Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gönderilmesiyle ilgili önerge hakkında partim adına söz almış bulunuyorum. AKP iktidarının savaşçı ve yayılmacı politikalarına bazı muhalefet çevrelerinin destek vermesiyle bölge yıllardır bir ateş topu içine döndü. Toplumlar için doğal afetler nasıl kitlesel göçe sebep oluyorsa, savaşlar da toplumlar için bir afettir ve kitlesel göçler kaçınılmazdır. O yıllarda bunu sayısız kereler söylemiştik iktidara. Savaş toplumlar için bir yıkımdır ve o yıkım sadece o bölgedeki halkları değil, çevresini de, bölgeyi de yıkar, ezer demiştik. Ve o yıkımı etkilerini toplumumuz da maalesef yaşamaya mahkum edildi yıllardır. Fakat bunun çözüm yolu asla bir göçmen düşmanlığına yol açacak politikalar üreterek olmamalıdır. AKP'nin göçmenleri istismar ederek onların üzerinden dünya ülkelerine bir şantaj ve rant meselesine dönüştürmesi nasıl insanlık, hukuk ve vicdan dışıysa, göçmenleri eşit insan görememek, göçmen düşmanlığı üzerinden prim yapmak, göçmenleri en insani haklarından mahrum bırakmak, yaşam ve barınma haklarına engel olmak da bir insanlık, hukuk ve vicdan dışılıktır. İktidarın savaş, rant ve talan politikalarının neden olduğu yoksulluk, bahane edilerek gündeme getirilen göçmen düşmanlığı, yaşadığımız deprem felaketiyle yeniden bir tahrike sebep olmamalıdır. Deprem bölgelerinde Türkiye vatandaşı olmayan bazı göçmenlere ayrımcılık uygulandığına dair ve hedef gösterildiğine dair pek çok iddialar ve görüntüler mevcuttur. Bu yardım ve dayanışma kampanyaları insani yardım ve dayanışma kampanyalarıdır. Kim olursa olsun, vatandaşımız olsun ya da olmasın, depremzede herkes eşit şekilde bu yardımlara ulaştırmak bizim insanlık görevimizdir. Binlerce, milyonlarca göçmenin burada olmasının sebebi bu mecliste savaş tezkerelerine evet diyenlerdir. Ülkemizi açlığa, yoksulluğa girmesinin sorumluları göçmenler değildir. Savaşa evet diyenler. Tamamlayalım lütfen. Ben. Sermaye sahipleridirler, iktidar ile devlete çöken mafyadırlar, savaş baronlarıdırlar. Göç bir sonuçtur, bir insanlık meselesidir. Herkesin özgürce kendi yurdunda, toprağında yaşayacağı barış politikalarını savunmak göçmenlerin sorununu da çözecektir. Göçmenler saray rejiminin bir kozu ve göçmen düşmanlığının noktasında hedef tahtası olamayacak kadar önemli bir insanlık meselesidir. Meselenin çözümü basit ve nettir. Meseleye öncelikle Suriye'deki savaşın derhal sonlandırılması ve ülkemizde ve bölgede kalıcı barış, demokratik ortamın sağlanması soruna en net çözümü getirecektir. Bu siyasi ve toplumsal ahlaka sahip olan her kesimin üstlenmesi ve yerine getirmesi gereken tarihsel bir sorumluluktur. Teşekkürler Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden Gaziantep Milletvekili